Gelelim Korkusuz Gazetesi'ne. Korkusuz Gazetesi bayram sonrası tufan. Ne zaman değildi ki zam konusunda, güncelleme konusunda ne zaman şöyle bir es oldu, ne zaman ara verildi? Bayram sonrasında da tufan söz konusuymuş efendim. Şekerin tadı kaçmış. Oho ne zaman kaçmamıştı ki? Bak 2000 Nisan yani Nisan 2023 öyle bir kendime geleyim bir sallanayım da ha tamam nisan 2023'te ne kadarmış efendim şeker 64.90 nisan 2024'te ne olmuş 114.90 neredeyse iki katına çıkmış biz zaman zaman bu etiketleri gündeme aldığımızda şöyle sesleniyoruz TÜİK hanimiş TÜİK ya bak %100 artmış şeker Hala yıllık enflasyon yüzde 68 buçuk yüzde 70 diyen TÜİK. Hani TÜİK neredeymiş TÜİK diye veriyorsunuz. Akaryakıttaki zamma, akaryakıttaki enflasyona, akaryakıttaki artışa hiç değinmiyoruz bile. Biraz sonra paylaşacağız. Avrupa'da alayını solladık efendim. Neyde? Çok şeyde solluyoruz. Bizi o yüzden kıskana kıskana çatlayı veriyorlar. Hasetlikten halleri bir tuhaf verdi et konusunda. Et fiyatları konusunda Avrupa'yı 30'a katlamışız. Bu başarı bizi yönetenlerin. Efendim Korkusuz Gazetesi'nde Sultan Ahmet görse şaşardı başlığı var. Vallahi doğru. Şimdi ben de Ankara'dan gelen bir masum Anadolu insanı olarak İstanbul'da gittim Sultan Ahmet'e çocuklarla beraber kızlarım dünya ve nefesle birlikte Eşim de vardı unutmayayım sonra sıkıntı oluyor. Beraberce şöyle ailece bir gezelim dedik. Herhalde Türkçe konuşan bir tek bizdik. Onu bir söyleyeyim. Yani Afganı, Pakisi, Arabı, Afrikalısı ne ararsan var Sultanahmet görse şaşardı. Türkiye rastlayamazsınız. Yerel kıyafetli Araplar çimlerde keyif yaptılar. Plansız göç Türkiye'yi içinden çıkılmaz hale sürüklüyor. Tarihi Sultanahmet Meydanı'nda bayram sabahı çekilen görüntüler şaşırtırken içimizi de sızlattı. Yani turistik olarak gelinir tabii ki. Yani e, turiste hayır demiyoruz. Ülkemizin güzelliklerini görmeye dünyanın her yerinden gelsinler. Elbette hani biz misafirperveriz. Biz insanların bizim ülkemizin güzelliklerinden şöyle bahsetmesini isteriz. O güzellikleri görmesini elbette isteriz. Kapımız herkese açıktır. Hele hele bizde tanrı misafiri vardır biliyorsunuz. Şöyle çat kapı gelenlere kapı hep açılmıştır eski Türkiye'de. Şimdi burada misafirliğin ötesine geçmiş bir vaziyet var. Turistik geziler falan filan bir kenara. Hani siz kendinizi turist olarak hisseder duruma gelmişsiniz. Ya Gülhane Parkı'nda geziyoruz gerçekten Birleşmiş Milletler gibisiniz. O kadar çok farklı dillerde konuşan insan var ki tabii ki dünyanın en önemli destinasyonu metropolü ya da mega kenti İstanbul. Tabii ki dünyanın her yerinden e, gelecektir turist. Ama bu iş kalıcı bir şekilde olduğunda, bu iş artık yerleşime dönüp, bu iş artık vatandaşlığı da çok kolay alabilme haline döndüğünde sizin sosyokültürel anlamda, Yaşadığınız sıkıntıların boyutu bir başka noktaya taşınıyor elbette. Efendim şöyle gazetelere göz gezdireceğiz. Zaman zaman e, detaylı bir şekilde iç sayfalardan haberlere bakacağız. E, dediğimiz gibi sürpriz haberler var. Borç aldık gözümüz aydın. Bazı gazetelerde bu almış olduğumuz borcu ekonomik işbirlik olarak anlatanlar var. Yani babacım kimseyi yemeyin. Kimseyi kandırmayın. Bu 18 milyar dolar ekonomik işbirliği Dünya Bankasıyla ekonomik işbirliği içerisinde olacağız. Bir 17 almışlardı seçim öncesi ya da seçimden hemen sonra orta vadeli planla ilgili olarak projeler, yatırımlar falan onları destekleme adı altında Dünya Bankasından bir 17 milyar dolar alıvermiştik. Artı 18'i söz konusuydu. Artı 18'i içinde tamamdır vaziyet. Yani toplamda 35 milyar dolar ekonomik işbirliği ama yersen e borç bu nedir? 35 milyar dolar borç. Üstelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki dünyada Dünya Bankası'ndan uygun kredi koşullarıyla para alabilen, kredi alabilen ilk üç ülkeden biriyiz. Yani borçlanıyoruz, borçlanıyoruz. Bunun özü Budur efendim aslına bakarsanız. Peki bu borç nasıl ödenecek? Vallahi bu borç işte bizim Erhan ödeyecek, Ali ödeyecek, Burak ödeyecek, Ayşe abla ödeyecek, Hüseyin abi ödeyecek. Neyle ödeyecek? Vergilerle ödeyecek. Kasayı neyle dolduracağız? E tabii ki bizler varsak o zaman her şey mümkün. Özellikle tabana yayılan, tabanı genişletilen vergilerle o borçlar ödenecek. Dünya Bankası'yla ilgili borçta şunun da altını çizmek lazım. Dünya Bankası hani IMF'den önce son çıkış diyenler de var. Ee, İstanbul'da görüyoruz mesela köprüden önce son çıkış diye. Bu da IMF'den önce son çıkış. Hatta bazı yorumlar Dünya Bankası eşittir IMF diyenler de var efendim. Böyle yorumlar yapanlar da var. E ne oldu biz bir ara IMF'ye... Borç veriyorduk. Bizden borç istemişlerdi. Sayın Erdoğan'dan bir duymuştuk bunu. Sıklıkla hatırlatılmıştı üstelik Sayın Erdoğan tarafından. Bizden geldiler 5 milyar dolar borç istediler. Döndüm şöyle, "Sayın babacana verelim mi?" dedim diye anlatır hatırlarsanız. Sonra da ekler. Borç alan emir alır diye. E şimdi biz ne aldık? acaba borç aldık da sonrası ne olacak? İşte bunlar da konuşulacak elbette. Milyar dolar borçlar alıyoruz da bir yatırıma, bir üretime dönük adım mı atılıyor acaba? Körfez ülkelerini gezdiği dönemleri hatırlayın ekonomi kurmaylarının seçim öncesinde, 2023 seçim öncesinde şöyle dostlarımız sağ olsunlar kasayı doldurdular. Yani dostlarımız paraları verdiler sanki tamam hiç sıkıntı yok sizin olabilir dediler. E o borcu isteyecek yeri geldiğinde adam üstelik nasıl faizlerle isteyecekler? Üstelik o borçlarla beraber nereye bakacaklar? Bunlar da çok önemli elbette. Borcu nasıl ödeyeceğiz? Öderiz. Yani Allah kuvvet verir, Allah fırsat verir. Elbette öderiz efendim.